Birinci türevin yorumu örnek soru 6. Bu videomuzda birinci türevin yorumuna bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Yanda gerçel sayılarda tanımlı y eşittir fx fonksiyonunun türevi, y eşittir f türevi x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Görüyoruz f'in türevinin grafiği verilmiş. A şıkkında fx fonksiyonunun ekstremum noktalarının apsisleri toplamı kaçtır diye sorulmuş bu bölüme geleceğiz. Ama bir fonksiyonun bize türevinin grafiği verilirse derhal bu türevin işaret tablosunu yapmalıyız. Birinci türevi sıfır yapan x değerleri burada eksi 3 eksi 1 ve 4'tür. Bu grafiğin x eksenini kestiği yerler f'in türevini sıfır yapan yerlerdir. Bunlarla türevin işaret tablosunu yapalım. Ondan sonra ne sorduğuna bakıp soruyu çözmeye başlayalım. Belli bir güce ulaştıktan sonra bu tabloyu yapmayı bırakıp bu tabloyu kafamızdan düşünebilir hale gelebiliriz. Ama belli bir süre yeni başlayanlar özellikle türevin işaret tablosu üzerinden bunu düşünürlerse kendileri için daha iyi yapmış olurlar. Şimdi 4'ün sağından bir sayı seçelim. Mesela 5. 5 için f'in türevi pozitif sonuçlar üretiyor. Mesela 5 burada da bir yerdedir. Grafik y ekseninde pozitif değerlerle eşleşiyor. Bu tarafın işareti pozitif. Eksi 1 ile 4 arasında. Mesela 3 var. 3 burada bir yerde. Grafik pozitif y değerleriyle eşleşiyor. Burası da pozitif. Devam ediyoruz. Eksi 3 ile eksi 1 arası. Ne var mesela? Eksi 2 eksi 2 negatif bir değerle eşleşiyor. Eksi 3 ile eksi 1 arasında türevin işareti negatif. Eksi 3'ten daha küçükler. Eksi 4 mesela. Eksi 4 ile eşleşen y değeri pozitif. Şöyle de bakabiliriz. Fonksiyonun grafiğinin x ekseninin üst tarafında kaldığı yerlerde işaret artı. Grafiğin x ekseninin alt tarafına geçtiği yerlerde türevin işareti negatiftir. Buralarda grafiğin üst tarafında bu nedenle artı artı artı, burada grafiğin alt tarafında eksi gibi. Bunları belirledikten sonra şu işaretlerimizi de koyalım oklarımızı. Burası fonksiyonun arttığı, hangi fonksiyonun arttı? f(x)'in. Biz f'in türevinin tablosundan f(x) hakkında yorum yaparız. Burada artıyor derken fx hakkında söylüyoruz bunu. Burada fx azalıyor. Burada artıyor. Burada artıyor. Burası artıp azalıyor. Eksi 3 bir max absisi. Azalıyor artıyor. Eksi 1 min absisi. 4 artıyor artıyor. Türevin işaretinin değişmediği yerler max veya min değildir. Şimdi şurası önemli. Bu max veya min'den birisi değil çünkü türevin işareti değişmedi. Bir ekstremum da değildir. A şıkkında fx fonksiyonunun ekstremum noktalarının apsisleri toplamı kaçtır? fx'in ekstremum noktaları derken bunun türevini f'in türevini sıfır yapan x değerlerinin peşindeyiz. Tabi bunların hepsi değil. Bunlardan türevin işaret tablosunda işaret değişimine neden olan türevi sıfır yapan değerler. Eksi 3 ve eksi 1 ekstremum apsisidir. Fakat 4 ekstremum apsisi değildir. Türevi sıfır yapar. Fakat türevin işaret tablosunda işaret değişmiyor. Eksi 3 ve eksi 1 A şıkkımızın cevabı bu ikisinin toplamı sorulmuş bize. Eksi 4. Tablo çizmeden ekstremum absesi belirlemek isteyen kişiler için şunu söyleyelim. Grafik geliyor. Kesip alt tarafa geçmeyi başardıysa f'in türevinde. Burası bir ekstremum absesidir. Aşağıdan geliyor. Yukarıya geçmeyi başardı. Bunun anlamı hem türevi sıfırlıyor hem de işaret değişimi neden oluyor. Bu da ekstremum apsisi. Devam ediyoruz. Burada geldi. Alt tarafa geçmeyi başaramadı. Türevi sıfırlıyor. Fakat bu türevi sıfırlayan noktada türevin işareti değişmiyor. Bu nedenle ekstremum apsisi değil. B şıkkına geldiğimizde fx fonksiyonunun yerel maksimum ve minimum apsisleri nelerdir? Yerel maksimum apsisi az önce belirledik eksi 3. Yerel minimum apsisi eksi 1. Hiç ben tablo yapmayacağım diyenler için şu şekilde yerel maksimum fonksiyonun grafiğinin türevin grafiğinin yukarıdan aşağıya geçtiği sağa doğru giderken yukarıdan aşağıya doğru geçtiği yerler maks apsisidir. Aşağıdan yukarıya geçtiği yerler min apsisidir. Geçmeyi başaramadığı yerler max veya min değildir. C şıkkına gelelim. fx fonksiyonunun azalan olduğu aralık nedir? fx fonksiyonunun azalan olduğu aralık bunun türevinin işaretinin negatif olduğu yerlerdir. Ki onun da eksi 3 ile eksi 1 arasında olduğunu görüyoruz. Grafikten hiç tablo yapmadan ben artan azalana karar vermek istiyorum diyenler için grafiğin x ekseninin altında kaldığı yerler azalan, üstünde kaldığı yerler ise artandır şeklinde bir fikir verelim. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.